Evet, 30 Mart'a çok kısa bir süre kaldı. Yaklaşık bir hafta gibi bir süre kaldı. Bugün de geride bırakırsak 6 gün kadar bir süremiz kaldı. AK Parti Seçim Koordinasyon Başkanı Avukat Ayhan Demir canlı yayında stüdyomuza konuğumuz efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok kısa bir süre kaldı. Biz de bu süreyi böyle sık sık siyasi kişilikleri, konukları böyle size ekranınıza getirerek siyasette ne oluyor, Edirne siyasetinde neler yaşanıyor onları anlatmaya çalışacağız. Sayın Ayhan Demir'i bu yüzden konuk ediyoruz bugün de. Çok sıkı tempoyla çalışıyorlar. Diğer siyasi partilerde de olduğu gibi tempo yavaş yavaş artıyor. Son güne kadar herhalde bu yoğunluk sizin üzerinizde olacak. Evet. Evet hocam... Yeni yeni afişler görmeye başladık. Aslında daha fazla vardı ama bu kez billboardlara çıktınız. İşte reklamlarda görüyoruz. Bizim televizyonumuzda da reklamlar dönüyor. Şöyle sloganlar var. Bu sefer Ahmet Hoca ile, bu sefer iktidar ile. Yani burada ne demek isteniyor? Bir mesaj verilmek isteniyor ama sizden duyalım. Nedir bu mesaj? Ne okumamız lazım orayı? Nasıl okumamız lazım? Evet, Edirneli'ye çok ciddi bir mesaj veriyoruz 30 Mart için. Ben öncelikle bugün sınava giren... Yükseköğretim geçiş sınavına giren bütün gençlerimize, kardeşlerimize başarılar diliyorum. Başarılı sonuçlar diliyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum sınavların. Şimdi Ahmet Hoca ile ilgili çok şey söylendi kamuoyunda. Yani 4 aydır arazide çalışıyor. Biz de sizin söylediğiniz gibi en son billboard ve raketlerimize bu sefer Ahmet Hoca ile gibi bir sloganla çıktık. Tabii ki bunun altı dolu ciddi biçimde. Neden? Ahmet Hoca hakikaten üniversiteden akademisyen, değerli bir insan ve AK Parti'nin yani Türkiye'de 12 yıldır iktidar olan bir partinin adayı. Üstelik Edirne şu an bir milletvekilinin bakan olduğu bir il. Yani Sayın Sağlık Bakanımız Doktor Mehmet Müezzinoğlu Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an Edirne'den milletvekili olarak bakan olarak temsil edildiği bir il. Dolayısıyla Ahmet Hoca bu manada çok önemli verdiği mesajlar anlamıyla. Bu sefer Ahmet Hoca, bu sefer iktidar derken Edirne'miz biliyorsun farklı görüş kanaatler tarafından hep böyle ortak aklı farklı şekilde düşünülüyor diye değerlendirilen bir şehir. Bakın Edirne'deki ortak değer siyaseti Edirne'yi bugüne kadar nereye getirdi? Yani baktığınız zaman işte Edirne Cumhuriyet'in kalesi, tabii ki Edirne Cumhuriyet'in kalesi ama biz yerel seçim siyasetiyle ilgili yerel seçimde projeler konuşurken birileri sadece işte şu elden gider, layıklık elden gider, Edirne Kalesi elden gider gibi genel söylemler yapıyor. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin şu an iktidar olan bir partisi ve 12 yıldır da bu ülkeye hizmet etmiş. Bakın Kayseri'nin, Gaziantep'in, Samsun'un, Denizli'nin yerel yönetimde geldiği seviyeye baktığınızda herhalde uçup gitmişler. Ama Edirne'ye baktığınızda Türkiye Cumhuriyeti'nde 12 yıldır iktidar olan AK Parti iktidar olduğu belediyelerde getirdiği mesafe Kayseri dünya çapında bir şehir olmuş. Yani artık dünyanın yerel yönetimde örnek gösterilen bir şehri olmuş. Diğer yerel yönetimde bulunduğu şehirler. Ama Edirne 20 yıldır maalesef şu elden gidiyor, bu elden gidiyor derken gelinen nokta ne biliyor musunuz? Temel belediyecilik hizmetlerini bile alamamış. Kanalizasyonun nehirlerini akıtan, çöp dağları olan, halen daha bir katı atık depolama tesisi olmayan, halen daha 40-50 yıllık asbestli borulardan bu şehirde insanlarına su içiren bir konumda kalmış. Yani 20 yıl iktidarı yerelde elinde tutan belediyecilik anlayışı maalesef bir şeyler elden gidiyor derken Edirne elden gitmiş. Edirne'liye yazık olmuş. Yani biz istiyoruz ki Edirne elden gitmesin, Edirne'ye yazık olmasın, bir 5 yıl daha kaybolmasın. Yani bu sefer Ahmet Hoca derken, bu sefer iktidarla derken sevgili Edirneliler artık bir bakanla temsil edilen Edirne'nin yerel yönetimle birlikte, merkezi hükümetle birlikte az önce saymış olduğum çoktan yapılmış olması gereken temel belediyecilik sorunlarını, yani kanalizasyon dahil, içme suyu dahil, ulaşım dahil, işsizlik dahil aşmış olması gereken sorunları bu dönem bu fırsatı kaçırmasın. Bu fırsatı elinde. İnşallah 30 Mart'ta bu fırsatı değerlendirsin mesajı veriyoruz. Yani halkımıza çok net, artık Balkanlara 2 saat mesafede olan, İstanbul'a 2 saat mesafede olan Edirne'nin kaynakları, imkanları, potansiyelleri gerektiği şekilde yerel yönetim tarafından değerlendirilsin istiyoruz. Edirne halkımız bu mesajı çok iyi anlıyor. Gayet iyi de değerlendiriyor. Artık ortak değerler üzerinden ötekileştirici, ayrıştırıcı bir siyaset yapanlara gerektiği şekilde değerlendirmesini yapacak diye inanıyorum. Şöyle ki
Edirne halkı hakikaten 50 bin civarında konutu gezdik. Misafirperver, samimi, halisane. Edirne'nin geleceği noktasında hassas. Buranın işsizlik sorununu, ulaşım sorunundan tutun da bütün altyapı sorunlarına kadar, sosyal belediyecilik anlamıyla alması gereken hizmetlere kadar hepsini almasını istiyor. Bu noktada ortak aklı, kamuoyu da hükümetle birlikte hareket edilmesinin Edirne'nin potansiyellerini değerlendirme noktasında önemli fırsatlar sunacağı kanaatini taşıyorlar. Bunun altında böyle doldurmanız isteniyor herhalde. Evet, bu sefer bu. Ahmet Hoca derken bu mesajı veriyor Edirne halkı. Ortak akıl. Sevgili izleyiciler, hani konuğumuzu aldıktan sonra şu çok kısa bir konuşma imkanımız oldu. Sayın Bakan 13 gündür burada. Biz evet. Gazeteciler sürekli takip ediyoruz ama bizde şöyle bir idrak bozukluğu olmaya başladı. Hani Sayın Bakanımız o kadar çok sık burada ki artık hani belediye başkanımızmış gibi ya da hani çok sık gördüğümüz bir yöneticiymiş gibi olmaya başladı. Aslında Sayın Bakan'ın burada olması çok hani çok büyük bir şey, çok iyi bir şey. Evet. Ama biz onu herhalde yavaş yavaş böyle artık kanıksadık. Evet. Bundan sonra da burada mı olacak onu önünde? Evet, Sayın Bakanımız 13 gündür burada. Sayın Başbakan nasıl ki Edirne'ye 3 ayda 2 defa gelmişse ve 12 yıllık iktidarı boyunca 17 defa gelmişse ki Türkiye'nin 81 ili var. 17 defa gittiği ender şehirlerden biridir Edirne. Yani buradan şu mesajı veriyor. Edirne gerçekten bir başkent, bir payitaht. Ben buradan Balkanlardaki potansiyeli, burasını cazibe merkezi yaparak burayı değerlendirmek istiyorum. Edirne'nin sorunlarını merkezi hükümet, yerel yönetim birlikleriyle buradan ciddi biçimde çözme iradem var mesajını sık sık buraya gelerek veriyor. Yani halkımızın seçim zamanlarında ortaya koymuş olduğu iradeye mutlak sonuna kadar saygı duyuyoruz. Ama Edirne ile ilgili potansiyelleri biz yerelde de harekete geçirmek istiyoruz. Yani turizm potansiyelinden tutun da burayla alakalı inanç turizmi veyahut işte buranın tarımla ilgili imkanları, fırsatları güçlü biçimde yerel yönetimle de ayağa kalksın istiyoruz. Yani özellikle Karaağaç'ta sebze meyve tarımının sadece Edirne bölgesinde tüketilen bir malzeme olmasından, ürün olmasından öte çevre illere, özellikle İstanbul'a ihraç edilen veyahut yurt dışına ihraç edilen bir konuma gelmesi tabii ki yerel yönetimin, merkezi iktidarın onlara desteğiyle daha da mümkün olabilecek. Peki Sayın Başkan, hani söz konusu Başbakan'dan açılmışken şunu da soralım. Sayın Başbakan'ın burada Selimiye mitinginde yaptığı bir konuşmada en son geldiği, 19 Aralık'ta geldiği konuşması var. Ahmet Hoca'nın projelerinin arkasındayız dedi. Yani Başbakan'ın bu sözü ne manaya gelir? Tarihi bir mesaj. Yani siyasetçi hayallerinin peşinde koşar, vatandaşın umudunu taşımaya çalışır. Gelecek umutlarını en üst seviyede tutmaya çalışır. Sayın Başbakan Edirne'deki hayalleri gerçeğe dönüştürmeyi vaat etti burada. Ahmet Hoca'nın projeleri biliyorsunuz proje kitapçığında çok net belli. 20'nin üzerinde projesi var. Çok sayıda yazılmamış projesi var. Bu projeye net biçimde başta havaalanı olmak üzere, hızlı tren olmak üzere katı atık depolama tesisleri veya sıvı atık tesisleri tutun da altyapısındaki asbestli boruların değiştirilmesine kadar bunlara birebir net bir şekilde destek vereceğini ifade ediyor. Tabii bunlarla kalmıyor. Edirne'nin sorunları başta da söylediğimiz gibi işsizlik anlamıyla, istihdam anlamıyla yerel yönetim ve merkezi iktidar birlikteliği veya buraya gelecek yatırımcıya belediyenin altyapı sorunlarını çözerek sunacağı fırsatlar, imkanlar burada istihdamı kat be kat arttıracak. Yani yakınımızdaki Balkan insanlarını hem buraya havaalanı vasıtasıyla hem entegre olacak hızlı tren vasıtasıyla çok daha kolay getirebileceksiniz. Hem de Edirne'deki inanç turizmi noktasında İstanbul'a 10 milyon gelen turistin bir kısmını buraya getirseniz TURSAP vasıtasıyla